Neyi? Evet arkadaşlar, İstanbul'un şartları malum, geciktikçe trafiğe yakalanma olasılığınız daha yüksek. Onun için kısaca merak ettiğiniz konuları hemen cevaplandıralım, daha sonra da oturumu bitirelim. Soru cevap kısmını zaten baştan yapsak muhtemelen sunuma kimse kalmayacak, onun için genelde sona bırakıyoruz. Şimdi ben normalde sunum yapmadım ama bana da birkaç soru geldi herhalde. Onları kısaca ben hemen arkadaşlar tasdif yapana kadar bana sorulan soruların cevabını vereyim. Bir çalışanımızın yakını acil olarak hastaneye, devlet hastanesi kaldırılıyor. Devlet hastanesi yoğun bakım ünitesi dolu olduğundan özel bir hastaneye yoğun bakım ünitesine sevk ediliyor. Hasta 8 aydır yoğun bakımda ve hastane yetkilileri hasta yakınlarına SGK bizi sıkıştırıyor, başka bir yeri bulun iddiasında bulunuyor. SGK böyle bir yaklaşımda bulunabilir mi? Ne yapılmasını önerirsiniz? Şimdi yoğun bakımla ilgili daha öncesinde İstanbul'da şöyle bir sorun vardı. Atıyorum X hastanesinin yoğun bakım yatak sayısı 30 Sağlık Bakanlığı'ndaki ruhsatlandırmada ama 50 tane hastayı fatura ediyor bize. Dolayısıyla hastaların bir şekilde mağdur edilmemesi için yoğun bakım hastalarının kabul edilmesine ilişkin bazı Sağlık Bakanlığı'nın genelgeleri vardı ama bir süre sonra bazı özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından bu olay birazcık daha kullanılmaya başladı. Nasıl? İşte 50 yatağı var ama 100 tane yoğun bakımda hasta varmış gibi bize fatura edilmeye başlandı. Dolayısıyla yoğun bakımdaki yatak sınırlaması var. Bir hastanenin 30 yatağı varsa 30 tane hasta bakabilir. 31. hastaya ya da 50 yatağı varsa 51. hastayı alamaz. Dolayısıyla yoğun bakımda gerçekten yoğun bakım hastası ise istediği kadar yatabilir. Yoğun bakımda ilave ücret de alınamaz özel hastaneler tarafından. Ancak burada muhtemeldir ki uzun süre kaldığı zaman hastane yoğun bakımda yeni hastalar almak isteyeceği için sürekli yeri yok dememek için bazen hastanın oradan ayrılıp başka bir sağlık tesisine gitmesi gibi yasal olmayan bazı talepler de olunuyor. Bu arkadaşın somut sorusuna vereceğimiz cevap şu. Şu anda yoğun bakımda yatıyor ise gerçekten de yoğun bakım hastası 8 aylık bir sınırlama yoktur. İstediği kadar yatabilir. İlave ücret ödemesine de gerek yoktur. Bunun dışında iş kazaları, meslek hastalıkları, acil durumlar, organ transplantasyonları ve bir konu daha vardı. Şimdi pat diye aklıma gelmedi. Bunlardan ilave ücret alınamıyor. Hastanelerde ilave ücret %200'ü kadar alınabiliyor. Bizim verdiğimiz rakamın İki katı kadar ilave ücret alabilirler. Ama aklınıza hemen şöyle bir soru gelecek. Siz ne kadar veriyorsunuz? Nereden bileceğiz? Yaklaşık 2000 civarında işlem türü ve ücretlendirmesi var. Onu da çok net olarak ben de bilmiyorum. Açıp SUT'tan bakacaksınız yani. Muayeneler bile birbirinden farklı. Cerrahi muayeneler ya da dahili muayeneler şeklinde. Ama tahmini olarak şöyle söyleyeyim. Yani biz 30 lira ile 50 lira arası muayene için ödeme yapıyoruz. Bunun iki katı ne yapar? 100 lira civarında 80-100 lira aralığında ilave muayeneden ücret alabilirler. Diğer tetkikler hariç. Suriyeli işçiler nasıl sigortalı yapılacak diyor. Suriyeliler için uygulanan ayrı bir ücret var mı? Ücretini sadece sözleşmeye, çalışma izni müracaatına yazmak zorundasınız ama diğer yabancılar gibi 2 katı veya 3 katı gibi bir uygulama söz konusu değil. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Çalışma izinleriyle ilgili çalışma izni veriliyor. Tarım alanında çalışanlarda bir çalışma izni müsaadesine şu an için gerek yok ama diğer alanlarda yine çalışma izni veriliyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor Suriyelilerle ilgili ama diğer sigortalılar gibi aynı muameleye tabi tutulacaklar. Onların da işe girişi yapılacak. Onlar için de prim belgesi verilecek. Onlar için de aynı işlem yapılacak. Sosyal güvenlik destek primi kesintisi emekli sandığı veya SGK emeklilerinden kalktı mı diyor. Sosyal güvenlik destek prim biliyorsunuz kademeli olarak önce %5'i iptal edilmişti. %10 kalmıştı. Bu %10 biliyorsunuz en yüksek 4B aylığı alanın %10'u veya 15'i şeklinde bir düzenleme vardı. Yani atıyorum müsteşarlıktan emekli olmuş işte 6000 lira maaşı varsa bunun %15'i değildi. Buradaki üst sınırlama en yüksek 4B aylığının sınırlamasına tabiydi. Bunun %5'i kaldırıldı, %10'u kalmıştı şimdi. Bu %10'la ilgili de şu anda mecliste bir düzenleme var. Henüz Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmadığı için resmileştirmedi. %10'luk kısmında kalkacak ama bu sadece biliyorsunuz kendi nam ve hesabına iş
yeri çalıştıran, yani vergi mükellefi veya şirket ortaklığı nedeniyle işte aylığından kesinti yapılanlarla ilgili, ama birisinin yanında hizmet aktiyle çalışıp onun adına işveren sosyal güvenlik destek primi ödüyorsa bununla ilgili bir düzenleme söz konusu değil. 3 ayda TÜİK tarafından iş yeri anketlerine son verilmesi, bunun içinde TÜİK, SİK, Mali arasında yapılacak protokolle ilgili bir ringi transferinin sağlanması bir SMM'ler için iş hayatımızı daha da kolaylaştıracak, devlet kurumlarının iş yükünü azaltacak, sağlıklı bilginin devlet kurumları arasında transferini sağlayacak, TBMM'de Çalışma Bakanımız aracılığıyla uygulanabilir hale getirilmesini diliyoruz diye bir temenni de bulunmuş. Şu anda bildiğim kadarıyla geçen hafta il müdürleri toplantısı vardı. Bu muhtasar beyanname ve aylık hizmet prim belgesini tek belge haline dönüştürülmesiyle ilgili ciddi bir çalışma var. Kısa zamanda sonuçlanır diye temenni ediyorum. Dolayısıyla en azından tek belge şeklinde çevrilmiş olacak. Neden teşvikte 29 yaş uygulaması var diyor. Kanunlarda mantık çok olmaz. Mesela iptal davası açmak için 60 gün der. Niye 90 gün değil de 30 gün değil? Ama 60 gün demiş kanun koyucu. Burada da erkekler için 29 yaş sınırlaması gelmiş. Kadınların istihdama kazandırılmasına ilişkin erkeklerde negatif bir ayrımcılık, kadınlarda pozitif bir ayrımcılık şeklinde dönüştü herhalde. Bu Avrupa Birliği normlarını yakalayalım diye kadın istihdamını arttırmaya yönelik. Zaten böyle giderse yakında herhalde erkekler biraz iş bulma konusunda zorlanmaya başlayacaklar birkaç yıl sonra. Hizmet sektörü tamamen bayanların eline geçti. Bu teşvikler de birazcık daha bunu arttırıyor ama tabii ki temennimiz kadın istihdamını biraz daha artması. Mustafa Bey'e sormuşlar, şu anda yok ama yapılandırma gibi özel dönemlerde randevu sistemi uygulaması getirilebilir mi? Randevu sistemi uygulaması getirilebilir mi? Sadece size şöyle örnek vereyim, en son yapılandırmada bir gün Bağcılar Müdürlüğümüze gittim. Sadece numaratörden 17 bin kişi giriş yapmış, gerisini bilemiyorum. Bir de numaratörde hiç işi olmadan bir içeriği gezip çıkayım diyenler var. Yani o ortalama 20 bin civarında bir giriş çıkış olmuş. Randevu sistemine geçsek yapılandırma biter muhtemelen. Onun için canhıraç bir şekilde ön safı kapanlar, erken gelenler işini biraz daha hızlı hallediyor ama şu anda randevu sistemine geçmek bu yoğunlukta biraz zor tabii ama ilerisi için olabilir mi olamaz mı onu bilemiyoruz. Randevu sistemi biraz da şeyi sekteye uğratıyor. Randevu verdiğiniz kişi gelmiyor. O saati boş bırakıyorsunuz. Dolayısıyla atıl bir dönem kalıyor. Dolayısıyla ilerisi için belki böyle bir düzenleme yapılabilir ama şu anda yapılandırmalarda randevu sistemine ilişkin bir düzenleme söz konusu değil. Evet, ben daha sonra soru olursa alabilirim ama şimdilik Murat Bey'den başlayalım hızlı bir şekilde. Sorulara cevap verelim. Aynı tip sorular olduğu zaman daha önceden sorulmuş bir soruysa onu atlayalım mümkünse. Hızlı bir şekilde bunlara cevap verelim. Buyurun. Asgari ücret teşvikinden yararlanırken bunu bildirgeden mi düşürecek ya da yapılacak işlem nasıl olacak? Bununla ilgili temennimiz e-bildirge sistemi üzerinden başvuru yapılması ama netleşmiş değil. En son görünen iş sağlığı güvenliği uzmanı teşviki talebinde olacağı biçiminde gibi görünüyor. Biz elektronik yapılması yönünde aktif bir çabamız var. Üretim firmasıyız. 21 Ağustos 2015 tarihinde merkez şubemizi ve merkez ve şubemizi nakil yaparak yeni dosya numarası aldık. İki tanesinden bir tanesinin nakil koduyla devam etmiş, diğerinden çıkışları yapılmış, buraya devam etmişse nakil olduğu için nakil dosyadan bir önceki yılın ortalamasına bakmamız lazım. İkisi birbirinden bağımsız kapatmış, yeni bir numara almışsak yeni açılan iş yeri pozisyonunda değerlendirmemiz gerekiyor. 100 liralık teşvikte günlük 85 TL'yi ücret olarak mı ya da mesai ücreti ile mi birlikte alacağız? Çok sayıda soru gelmiş. Kişinin 2015 yılındaki prim matrahını güne bölüyoruz. Çıkan rakam 85'in altındaysa teşvik kapsamında, üstünde ise o sigortalının gün sayısını yararlanılacak teşvik gününe eklemiyoruz. Yani ölçümüz mesai bu. Dahil, çünkü prime esas kazançlar arasında mesai olduğu için mesai dahil rakamlar alacaksınız. Okul aile birlikleri asgari ücret teşvikinden yararlanacak mı? Resmi kodlaması yapıldığı için istemiş olsa bile mevcut durumda yararlanamayacak. Özel hastanede hizmet hakkı artı serbest meslek makbuzu keserek 4 A'lı çalışan hekim 4B geçmek mecburi mi? Kendi sözleşmesinde özel 4A sigortalısı olacağına ilişkin hüküm yoksa 4B'li olacak. Yani tarafların ikili grubun, işverenle işçinin, hastaneyle doktorun arasında yapacağı sözleşmeye bağlı. Brütü 2000 fakat mesai 2800, prim esas 2800 ise gün sayısı da 30'sa 85 lirayı geçeceği için yararlanamayacak.
Geçen yıl bu da çok gelmiş. 2550 liranın altında, bu yıl 3000 lira veya üzerinde veya 2550'nin üzerinde. Bu sene 2550 ve üzerine bakmıyoruz. Bir önceki yıl 2550 üzerinde mi altında mı? Üzerindeyse bu sene bildirilenler isterse 5000 lira olsun, asgari ücret teşvikinden yararlanacağız. 100 liralık destekle 4447 geçici 10, yani 6111 aynı mı olacak? Hayır, ayrı bir sistem üzerinden ya elektronik müracaat veya yazılı müracaat biçiminde söz konusu olacak. Dolayısıyla bir kanun numarası ya da bir belge numarası yazmak söz konusu olmayacak. Yurt içi gündeliklerde vergiden müstesna olan kısım fazla harcırah veriyorsak aradaki farkı vergiye tabi tutuyoruz. Aradaki farkı SGK'ya da tabi tutacak mıyız? SGK için de gündelik sınırlar var. O sınırın aşılması durumunda, burada yurt içi gündelikten kastımız Van'a gönderdik işçiyi. Belli bir limit dahilinde prim esas kazancın dışında verdiğimiz yolluklar. Bunu aşan kısmı prime tabi tutmamız lazım. Bir önceki kıyaslamayı e-bildirge programı kendisi mi yapacak asgari ücret teşvikiyle diyor. Onu yapma yönünde programın yapılması taraftarıyız. Bakalım ne olacak, kısa bir dönem içerisinde anlaşılmış olur. İşten çıkış bildirgesi 10 gün hesabı, işten çıktığı günden sonraki günü bir gün sayarak 10. günün gecesi 23.59'a kadar verirsek süresinde vermiş sayıyoruz. 6111 teşvikten yararlanamamış zamanında geriye doğru yararlanılması mümkün olmuyor. 3 ay geçtikten sonra yararlanamıyor. 100 liralık teşvik hesaplandıktan sonra teşvik tutarı taahhütten indirilmeyecek. Takip eden ay başında bir sonraki ayın prim borcundan mahsum edilecek. 2015'te gün hesabı yaptık. 550 gün çıktı. Bu yıl 2016'da 85 TL üzeri olanların gün hesabı mı? Hayır. 2016 yılında 550 gün ve üzerinde çalışan varsa, ücreti ne olursa olsun, 550 çarpı 3.33 TL teşvik söz konusu olacak. E-bildirgede otomatik gelmeyecek. Temennimiz e-bildirge sistemi üzerinden müracaatın alınması şeklinde. Yani öyle bir program tasarlıyoruz kafamızda. Birbirinin aynısı. Kamu İhale Kurumu'na, kanununa göre hizmet işleri yapanlar teşvikten yararlanamıyor. Çünkü bunlara zaten 1647 lira üzerinden ücret ödeniyor. Yararlanılması, zaten yararlandırmayacağız da kodlamadan dolayı. Yararlanılması durumunda da daha önceden olduğu gibi hak edişlerinden kesilmesi gerekecek. Ocak ayını normal bildirgeyi vereceksiniz. Şu an bildirgeyi verin, genelgeyi bekleyin, müracaat. Bildirgeyle mi olacak, kağıt ortamında mı olacak? Ona göre müracaatımız olacak. Yani bildirgeyle ilgisi yok şunun. Kuracağız inşallah. Biraz sabır. 6111'den yararlananlar da... Bu kurma ümidine ilişkin teşvik alkışı mı yoksa protesto mu oldu? Yani bu konuyla ilgili çok sayıda soru var. Şu anda bir bilgisayar programını yapmak ve bunu sisteme dahil etmek yaklaşık 2-2,5 ay zaman alıyor. Yani en ufak program değişikliği, çünkü bayağı kapsamlı bir program yapıyorsunuz. Sadece deneme süresi 22 gün sürüyor program denemesi. Hata vermedikten sonra sisteme uyarlıyorsunuz. Dolayısıyla bu asgari ücretle ilgili teşvik daha birkaç haftalık bir mevzu. Netleşmemişti nasıl olacağı veya ne kadarlık kısmından yararlanacağı. Dolayısıyla yetişmemesi gayet doğal. Yani siz bunu sistemini öngörme şansınız yok önceden. Dolayısıyla bu programı bilgi işlemciler yapsa bile biz bunun deneme sürümünü yapıp 20-25 gün aralığında denemeden bunu sisteme dahil etmemiz sıkıntı yaratabilir. Onun için belki bir ay için sorun yaşayabilirsiniz ama sistemin bunu kontrolüne ilişkin bir talebimiz var kurum başkanımızda. İnşallah o şekilde bir düzenleme çıkar diye bekliyoruz, tamam mı? 6111'den yararlananlar ortalamaya, o gün sayısına dahil edilecek mi? Kanun türüne takılmayalım, belge türüne takılalım. Emeklilik primini ihtiva eden, yani bir belge türü, 32 belge türü gibi belge türlerinde sayılan bütün herkes bu ortalamaya dahil edilecek. Özürlü emekli çalışanlar için destek primi ödeniyor. Herhangi bir teşvikten yararlanması mümkün mü? Sosyal güvenlik destek primine tabi, yani emekli olanların hiçbirisi şu ana kadar çıkmış hiçbir teşvikten maalesef yararlanamıyor. Ama ortalama sayısında, 6111 ortalaması veya işbaşı eğitim programı ortalamasında, onlar da dahil edilerek bir nebze ortalamanın yükselmesine katkısı oluyor.
Böbrek yetmezliği bulunan ve halen çalışmakta olan biri emekli olduktan sonra da emekli aylığı kesilmeden evet çalışmayı sürdürebilir. Normal vergi indirim belgesiyle yaşlılık aylığı alırsa veya normal emekli olursa mümkün, ama malulen emekli olursa 4A'nın malulen emeklisi 4A'lı destek primine tabi çalışamaz. Çalışması durumunda tüm sigorta kollarına tabi olur. Dolayısıyla maaşı kesilir. A şirketinde anonim şirkette 4A kapsamında çalışırken yönetim kuruluna seçilen kişi 4A'lı devam edebilir mi? Eğer hem ortak hem yönetim kurulu üyesi ise devam edemez. Yönetim kuruluna seçilmesiyle birlikte ortaklık sıfatıyla ikisi yan yana geldiği için, bu sıfat da 1 Ekim 2008'den sonra oluştuğu için artık 4B kapsamında sigortalı olması lazım. X anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olan kişi Y anonim şirketinde 4A kapsamında çalışabilir mi? Soru şöyle olması lazım. 4A kapsamında sigortalı olabilir mi? Hem çalışması hem sigortalı olması. Fiilen Y anonim şirketinde çalışıyorsa zaten zorunlu olarak sigortalı bildirilmesi lazım. Dolayısıyla X anonim şirketindeki ortak ve yönetim kurulu üyeliğinden dolayı 4B kapsamındaki sigortalılık askıda kalacak, pasif duruma geçecek. Tüm yıl asgari ücretli olan kişi maktu ücretli midir? Eğer bir işçinin ücreti aylıksa, fazla mesai rapor aldığı hep aynı 30 gün üzerinden ödeniyorsa, ayın 31 çektiğinde de maaş, örnek veriyorum 1500 lira, 30 çektiğinde de 1500 liraysa bu ücret maktu ücrettir. Ücret aylık belirlenmiştir. Günlük belirlenmemiştir. Dolayısıyla işçi rapor aldığı takdirde işveren ücretini tam ödemelidir. 1500 lira üzerinden ödemelidir. İşçinin sosyal güvenlik kurumundan almış olduğu geçici iş göremezlik ödeneğini de işçiden geri almalıdır. Ama işçi, yani mantıksal olarak düşünün, Mart ayında 31 çeken 1650 alıyorsa, Nisan ayında 30 gün çektiği için 1500 alıyorsa, burada aylık değildir ücreti, günlük belirlenmiştir veya saatlik belirlenmiştir. Böylesi durumda raporlu olduğu zaman ücreti eksik ödenir, sigortalılığı eksik bildirilir. Mantığını bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Biraz isterseniz devam edilsin, çok soru var. Şimdi şöyle iki tane açıklama yapayım ben size. En çok kafamıza takılan bir konu vardı. İl müdürler toplantısında gündeme getirdik. Bir çalışma yapılacak. 4A'nın isteğe bağlısı tekrar hayata geçirilmesine ilişkin bir kurumumuzda bir çalışma yapılacak bugünlerde. Bizim teklifimiz vardı öyle. Çünkü temel sorun hep oradan kaynaklanıyor. İkinci bir sorun da çalışanların kendi iş yerlerinden sigortalı olabilmesine ilişkin bir çalışma. Bu ikisine de bu dönemde iyi bir mesafe kat edeceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü 4A'nın isteğe bağlısının olmamasından önemli sorunların kaynaklandığını düşünüyoruz. Onun için onlarla ilgili de bir gelişme bekliyoruz inşallah. Şimdi bir Esra Hanım devam etsin biraz. 4A'nın isteğe bağlısıyla ilgili özellikle 50. madde tercihli bir sistemle ilgili bir çalışma yaptık. Hani nasıl çıkar onu bilemiyoruz ama öyle bir çalışma yaptık. İsteyen 4A'yı, isteyen 4B'yi tercih edebilecek şekilde, ama herhalde bu senenin yazı aylarına doğru çıkacak bir torba kanunda belki o yasalaşabilir. Ev hizmetlerini sormuşsunuz. 6.011 sayılı teşvikten 30 ay süreyle yararlanabiliyorum ama program 24 ay gösteriyor diye. Evet, ilave 6 ay ile ilgili uygulamamızı henüz açmadık. Ama zaten o süreç içerisinde biz o kayıtları biliyoruz. Programa o süre içerisinde ilave 6 aylık modülü de ekleyeceğiz. Şu ana kadar elimize gelen kayıtları da programa aktarma işlemini yapıyoruz. Pazartesi günü işe başlayan bir kişinin işe girişinde pazartesi günü yapılabilir. İdari para cezasını gerektirmez arkadaşlar. 6100 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanunun genel hükmü. İşe aldığım kişi işbaşı yapmadı. İptal mi yapacağım? İşe giriş bildirgesinin iptal süresi var mı? İşe giriş bildirgesinin iptal süresi yok her zaman için. Sigortalı işe başlamamışsa onu iptal ettirebilirsiniz, ama uygulamada şunu yapıyoruz. Kişinin 30 gün içinde kendini bildirmesiyle ilgili bir süre var. Yasal zorunluluğu yok, yani sigortalıya ceza uygulamıyoruz, ama o süreç içerisinde sizin talebiniz varsa, kişi de başlamamışsa işe giriş bildirgesini siliyoruz. Çünkü sistemimizde yeteri kadar bildirimi olmayan işe giriş bildirgesi var. Dolayısıyla sigortalının da 99 yılından beri kendini bildirmeyle ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğunu varsayarak işe girişi siliyoruz arkadaşlar.
İşe giriş bildirgesi verilmiş ama 5. ay aylık prim ve hizmet belgesi unutulmuş, ne yapmalıyız diyor. Bir an önce ek bildirgenizi verin. Ek bildirgenin de cezası biliyorsunuz 5'te 1 tutarında. Ticaret lisesi staj başlangıç tarihi SGK başlangıç tarihi olarak sayılacak mı diye bir şey var. Son dönemlerde basına da çok yansıdı. Çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerin borçlandırılması ile ilgili bir yasal düzenleme yok. Biz çok yakın bir zamanda E-Devlet uygulamasına SGK'daki hizmet dökümünün birebir aynısını açtık. Orada biliyorsunuz SGK'da kişiler her zaman sigortalık başlangıç olmayan durumlar var. Bir staj ve çıraklık süresi, iş kazası, meslek hastalığı primi yatar. Sigortalık süresinin başlangıcı sayılmaz. İki, işe giriş bildirgesi verilmiştir ama işveren prim yatırmamıştır. Yine sigortalık süresi başlangıcı sayılmaz. Dolayısıyla staj ve çıraklık süresinde borçlanma kapsamına alınması ile ilgili bir yasal düzenleme yok. Ayrıca yine biliyorsunuz ki 1.481 tarihinden sonra sigortalık süresinin başlangıcı 18 yaşını doldurduğu tarih. Yani böyle bir borçlanma çıksa bile 18 yaşından sonraki süre sigortalık süresi başlangıcı olarak alınacak. Sadece gün sayısı toplam gün sayısına ilave edilecek. Ama bu tarz borçlanmalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktüeryel dengesini bozduğu için tercih edilmiyor. Biz yazsak bile ki yazmıyoruz. Maliye her şekilde reddeder arkadaşlar onu. Anonim şirket kurucu ortakları ile ilgili demin anlattığım konuyla ilgili sormuşsunuz. İki tanesi kurucu ortakmış. Bizzat şirkette çalışıyor ama işe giriş bildirgesini veremiyoruz demişsiniz. Kağıt ortamında verebilirsiniz. Tabii ki kanıtlayıcı belgelerle. Gerçekten kurucu ortaksa ve yasal süresi içinde verilmişse ceza uygulamıyoruz. Ama anladığım kadarıyla halen çalışıyorlar. Dolayısıyla belge alacağız ama asgari ücret tutarında da idari para cezası uygulayacakmış gibi gözüküyor. İşe giriş bildirgesinde personel girişi yaparken SGDP seçeneği işaretlenmediğinden dolayı aylık prim ve hizmet belgesini doğru versek de kişinin emekli aylığı kesiliyor. Evet, ne yazık ki öyle. İşe giriş bildirgesi biliyorsunuz bizim ödemeler sistemimiz her ayın sonunda çalışıyor arkadaşlar. Ayın ilk başlarında yaptığınız kayıtlarda bunu düzeltebiliyorsunuz ama ayın sonuna doğru ödeme sistemi yani SSK ödemeler sistemi çalıştığı için o kaydı bir daha düzeltme imkanınız yok. Biz işe giriş bildirgesini girerken uyarıyoruz. Diyoruz ki bak bu kişi yaşlılık aylığı alıyor. Emin misin diye soruyoruz. Kuruma doğrudan bağlanılmışsa eğer onu işverene uyarıyoruz. Eğer işveren bunu görmeden basıyorsa aile otomatik olarak kesiliyor. Yapılabilecek tek şey ben yanlış yaptım. Sigortanın bunda herhangi bir kabahati yoktur deyip aylığın yeniden bağlatılması. Programa sizin kontrol görmemesinizin bir sebebi de paket programlarla bağlanıyor olmanız. Doğrudan bizim sistemimize bağlansanız o uyarıyı göreceksiniz ama paket programla bağlandığınız için kişinin SGDP olup olmadığını göremiyorsunuz. O yüzden şu an için bununla ilgili tek çözüm tespit ettiğiniz zaman koştura koştura il müdürlüğüne gelip düzeltme yapmak. Kişinin aylığını hemen bağlıyoruz ama bir sakınca sorun yaşanmıyor. Ödemeler kütüğüne bir kez durdurduğumuz zaman bir daha yeri alamıyoruz. Ay içinde emeklilik için müracaat yapan kişinin çıkışını yaptıktan sonra aynı ay içinde SGDP olarak girişi yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakıncası yok. 12-117-118 sayılı genelgeden beri biz buna imkan veriyoruz SSK zamanından beri. SMM ofisimde eşimi sigortalı gösteriyorum. Hizmet aktiyle çalışıyor. Bu bir müeydesi var mı? Tabii ki eşinizi sigortalı olarak kendi yanınızda gösterebilirsiniz değil, çalıştırabilirsiniz fiili ve eylemli olarak arkadaşlar. Karşılığında da eşlerle ilgili en büyük uygulamamız yani bunun ücretle teyit edilmiş olması, makbuz yani ücret tabi çalışması, yoksa ben de giderim eşimin yanında çalışırım, onda eşim de bana para vermez, aile içinde yapılan iştir, geçer gider ama fiili ve eylemli çalışma halinde biz tabii ki bu çalışmaya dikkate alıyoruz. 4C'li doktoru 4 A'lı olarak primini ödedik. 4C'sine zarar verdik mi? Zarar vermeyeceğiniz tek şey arkadaşlar 4C'lilerin 4C'liliğine zarar veremezsiniz. Ödediğiniz primleri de iade olarak alabilirsiniz 4 A kapsamında. Çünkü 4C sigortalılığı üstün sigortalılıktır. Ne olursa olsun ne 4 A ne 4 B 4C'yi hiçbir şekilde kesmez. Priminizi de iade alabilirsiniz. Tabii yine
en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şey oluyor. Peki iş kazası geçirirse? 4C'li olduğu için iş kazası, yani 4A kapsamında çalışması nedeniyle de biz olayı iş kazası saymıyoruz. Bu da hani farklı sigortalık statülerinden kaynaklanan, kanundan kaynaklı bir durum olsa gerek. 18 yaş altında geçen sigortalık süresi 4 ve emekliliğinde kademeli geçiş hesabında sayılıyor mu? 4B sigortalık süresi hesaplamasında yaş yok arkadaşlar. Gün sayısı ve hani pardon 18 yaş şartı ile ilgili şart yok. Gün sayısı ile ilgili şart var. Biliyorsunuz 4B'de kazaya rüşt kararı alınması halinde de sigortalık başlangıcı olabiliyor. Tıpkı 4C'de olduğu gibi. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla bir çalışanımız bulunmaktadır. 6111 sayılı teşvikten faydalanıyor. Asgari ücret teşviğinden yararlanabilir miyiz? Evet, yararlanırsınız. Yararlanınca da yaklaşık 190 lira mıydı? Öyle bir tutara düşüyor. Ancak ben ev hizmetleri için kesin söyleyebilirim. Program Şubat sonuna yetişmeyecek. Ama ev hizmetleriyle ilgili herhangi bir şey yapmayacaksınız. Program kendisi hesaplayacak teşviği. Geçici 10 teşviğini, %5 teşviği, onun dışında da asgari ücret teşviğiyle birlikte 3 tane indirimi arka arkaya yapıp işverene 179 lira ödeyeceğiz. Kendi iş yerinden 4A'dan gösterilen şirket sahiplerinin primleri 4B kapsamına aktarılması gerektiğinde, evet, tavandan ödenen prim esas kazançlar. Bu önemli bir sorundu arkadaşlar. Kişi kendi iş yerinden 4A'lı bildirilmiş, prim esas kazancı yüksek ödenmiş. Biz bunu 4A'ya aktardığımız zaman beyanda bulunmadığı için asgari ücretten ödeniyordu. İşveren mağdur oluyordu. Ama bununla ilgili uygulamayı değiştirdik. Geçtiğimiz aylarda bir genel yazıyla bunu il müdürlüklerine duyurduk. Ödedikleri tutarı beyan kabul edip 4B'ye aktarıyoruz. Bunu önümüzdeki günler içinde yazdığımız genelgede de örnekleriyle sunacağız. Aynı iş yerinin farklı sigorta numaraları iş yerleri arasında aktarım kesinti sayılır mı? Evet, sayılır arkadaşlar. Biz aynı iş yeri, işverenin sadece bir tek iş yeri olduğunu varsayıyoruz. Sadece o iş yerinin nakli halinde kabul ediyoruz ama iş yeri nakli, sigortalı nakli değil. Atıyorum işte Ankara'dan İstanbul'a nakletti ya da İstanbul'u bir ünitesinden başka bir ünitesine nakletti. İş yeri numarası değiştiği için sadece o durumları kesinti olarak kabul etmiyoruz. Onun dışındaki her durum bizim için kesintidir. Ama hani dediğim gibi aslında bence 4B sigortalılığı yok. Tamamen kişisel görüşüm. 4A sigortası gibi işlem yapılmalıdır. 4B'ler için onların da kendi iş yerlerinden bildirmelerinde bir sakınca olmamalıdır. Çünkü eğilim her şekilde bu yönde. Siz ne kadar kişileri 4B'li olmaya zorlasanız bile onlar bir şekilde kanundaki açıklığı bulup 4A'lı olma yoluna gidiyorlar. Emeklilik için başvuru yaptığımız yakınımızın iş yerinin kontrollü iş yeri kapsamında olduğu ve bazı sigortalık süreleri iptal edildiğinden emekli olamayacağı bilgisi verilmiş. İşveren adres değişikliği yapmış, bunu kuruma bildirmemiş. Çalışan olarak yakınımızın sorumluluğu yok. Ne yapmalıyız? Kontrollü iş yerleriyle ilgili arkadaşlar, denetim sonuçlanmadığı sürece yapılacak hiçbir şey yok. Biraz önce de söylediğim gibi denetim sonunda bunların çoğu sahte iş yerine dönüşüyor ve sigortalılar bizim yanımıza geldiği zaman da gayet saf olarak seni kim bildirdi, sen ne kadar ödedin bildirmek için dediğim zaman da hemen söylüyorlar. Dolayısıyla aslında hani denetime bile gerek yok işin sahte olduğundan. Ama tabii ki denetim yoluyla daha farklı belgeler de incelendiği için. Yani kontrollü iş yerlerinin çoğunun sahte olduğu yönündeki kanaatimiz de çok yüksek. Sigortalı işe giriş tarihi 91 yılı ve sigorta kartında aynı şekilde 91 işe giriş bildirgesi var. Hizmet belgesinde de 94 olarak görünüyormuş. Emekliyle ilgili ne şekilde işlem yapılır? Emeklilik uygulamasında arkadaşlar ilk defa uzun vade sigorta kollarına ödenen süre dikkate alınır. Dolayısıyla 91 yılında hiç prim yatmamışsa sigortalık süresi sizin başlangıcı 94 olur. Bunun için yapılabilecek ekstra bir şey olabilir. O da nedir? Eğer iş
işe giriş bildirgesi verilmişse zaman aşımını kesen bir süredir hizmet tespit davası açarsa o dava sonucunda o tarihteki sigortalılık süresini başlangıcı alması yönünde davayı da kazanırsa ancak o şekilde 91 yılı sigortalılık süresi başlangıcı olur. Hizmet tespit davalarında da arkadaşlar biz kurum olarak farklı farklı hizmet tespit davaları var. %53'ünü kaybediyoruz ne yazık ki ama geri kalan %40 küsürünü de kazanıyoruz. Bu davaların içinde kazandıklarımız da var, kaybettiklerimiz de var. İsteğe bağlı sigortalı 4A geçirilirse geçilebilir diye düşünüyorum denmiş. Biraz önce Sayın Müdürüm'ün de söylediği üzere isteğe bağlı sigortalının statüsünün 4A, sigortalının tercihi doğrultusunda 4A'da 4B yapılması yönünde bir eğilim var. Çünkü biliyorsunuz 2008 yılından sonra getirilen tüm uygulamalarda, örneğin Ek 5 uygulamasında ki herkesin de 4A'ya kaçış olarak gördüğünü tespit ediyoruz. Hiçbir şekilde 4A'lı olmayan tarım ve orman işleriyle alakası olmayan kişilerin Ek 5'li olduğunu görüyoruz. Yine Ek 9'da da ev hizmetlerinde de bu eğilimi yavaş yavaş görmeye başladık. Çünkü sayı Nisan'dan şeye geldiğim zaman bir yıl bile geçmeden daha önce 27 bin olan sayı bir yılda 24 bine çıktı ev hizmetlerinde. Çok yüksek bir rakama çıktık birden. Sigortalı kişi emekliye başvurdu. Daha önce çalıştığı iş yeri iflas etti. Bu iş yerinin son 4 yılda SGK ödenmemiş. Bu durumda kişi nasıl emekli olacak? 4A çalışmalarında arkadaşlar işverenin prim ödemesi çok bizim açımızdan önemli değil. Primin bildirilmiş olması yeterli. İş yerinin primini takip edecek, primin ödenip ödenmesini takip edecek olan kurum biziz ama hiçbir zaman sigortalının emekli aylığı bağlanmasına engel bir durum teşkil etmez. Bu sadece neye engel olabilir? Eğer işveren ortada yoksa kişinin de işten hal iş bildirgesi verilmemişse bir tek o sıkıntı yaratır. Onun için de kurum resen işten hal iş bildirgesi düzenler. Denetim sonucunda da tekrar doğru işten hal iş tarihi neyse ona göre işlem yapılabilir. Bugün işe alınan personel haftaya emekli olacak ve sigortalı çalışmaya devam etmesi gerekiyor. İşlemi demişsiniz. Bunu gün işe alan kişiyi bugün bildirirsiniz. Hafta emekli olacağı zaman da emekli olacağı tarih itibariyle çıkış verirsiniz. Çalışmaya devam etmek istiyorsa aynı ay içinde tekrar giriş verip sosyal güvenlik aylık bağlanacaksa takip eden ay başından itibaren sosyal güvenlik destek birimi kapsamında çalışma bildirilebilir. Sakıncası yok. Alt işverenden dosya açmadan merkez iş yerinde sigortalı gösteren işverenin denetim sonucunda tespit olunması durumunda karşılaşacağı ceza nedir? Bununla ilgili hem teftiş kurulundan hem de hukuk müşavirimizden görüş aldık. Alt iş yerinin merkez iş yeri dosyasından bildirilmesi halinde de biz işe giriş bildirgelerinden dolayı ceza uygulamıyoruz. Bunlarla ilgili olarak film, sinema ve reklam oyuncu ve figüranlar için inşaat sektöründe olduğu gibi aynı gün işe giriş yapılma imkanı getirilecek midir? Film, sinema ve reklam oyuncularıyla ilgili böyle bir çalışmamız yok aynı gün işe başlatılmasıyla ilgili ama sanatçılarla ilgili sendikaların da bu tarz taleplerini alıyoruz zaman zaman ama bu tarz bir çalışmamız yoktur. 1.12.2008 tarihinden önce 4A kapsamında şirket ortağı 2015 yılında hisse oranını arttırmış. Kişi hisse oranını da arttırabilir, hiçbir sakıncası yok. Eğer işten çıkış bildirgesi ve yani başka işten çıkmadığı sürece kendi iş yerinden çalışmaya devam edebilir. Hisse arttırabilir. Hisse arttırması bizim için 1.12.2008 öncesinin kesintiye uğradığı anlamına gelmez. 1.12.2008'den önce kendi iş yerinden bildiriliyorsa 1.12.2008'den sonra da bildirilmeye devam edebilir ta ki çıkış yerine kadar. İnşaat adresimize müteahhitimiz dosya açmış. Biz de farkında olmadan aynı adrese geçici inşaat dosyası açtık. İşe giriş daha vermedim. Dilekçeyle bunu sonradan açtığım dosyayı kapatabilir miyim? Tabii ki kapatabilirsiniz. İş yerinin olması sigortalı çalışmayla bağlantılıdır. Eğer orada sigortalı çalışma yoksa iş yeri kavramı da yoktur arkadaşlar. Eşim yanımda sigortalı çalışıyor. Bunu söylemiştik. İş yeri önceden bildirdiği halde iş yerinin açılması çeşitli nedenlerde ertelenmiş. Bu da öyle. İş yerinin açılması işverene bize bildirdiği tarihten olmamışsa, sigortalı bildirimi yapılmamışsa iş yerinin kanun kapsamına alınma tarihiyle ilgili değişiklik yapılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok.
2 yaşında film çekiminde oynayan çocuk sigortalanabilir mi? Tabii ki sigortalanabilir. Bizim için fiili ve eylemli bir çalışma, altını çizerek söylüyorum, önemlidir. Ama geçtiğimiz yıl içerisinde bir kanun çıktı 4857'de. Orada 16 yaşından küçük çocukların çalıştırmasıyla ilgili bir düzenleme vardı. Bununla ilgili bir yönetmelik çıkacaktı. Daha Çalışma Bakanlığı'ndan bu yönetmelik henüz çıkmadı. O yönetmelik sonucunda biz o bildirimleri alsak bile bir sınırlama, bir inceleme yapmamız mümkün olacak ama henüz yönetmelik çıkmadı. Sanal ortamda çalışan, hiç yerinde iş yerine gelmeyen, işçileri olan bir işveren sahte iş yeri olarak suçlanırsa nasıl kendini savunabilir? Şimdi yeni kanun teklifleri içerisinde evden çalışma, tele çalışma yöntemleri de var. Eğer gerçekten evden çalışmaya yönelik bir iş yeri tesciliyse ve öyle bir çalışmaysa biz bunları kabul ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir çalışmayı sahte çalışma olarak da sahte çalışma olarak da değerlendirmiyoruz. Çünkü bu tarz çalışmalar da mevcut. Önümüzdeki dönemler içinde dediğim gibi tele çalışma, evden çalışma da 4857 sayılı kanunun içine girdiği zaman mevzuat daha da iş kanunu açısından netleşmiş olacak. Hastanelerde, radyoloji bölümlerinde çalışan kişiler erken... Arkadaşlar karşılıklı diyalog değil, sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Home office çalışmayla ilgili, yani evinden hizmet görme veya belli bir adrese dayalı olmaksızın çalışmayla ilgili şu anda iş kanununda net bir hüküm yok. Ama sosyal güvenlik hukuku açısından arada bir hizmet akdi oluşuyor ise, yani ücret var karşılığında da bir hizmet alıyorsa, eskiden de sigorta olmasına problem yok. Mesela oraya parantez içinde pazarlamacılar falan yazmışsın. Zaten pazarlamacıların belli bir şeyi yok. Burada adres var. Ama başka bir yerde fiilen işini yapıyor veya ekran üzerinden pazarlayabilir. Önemli olan aranızdaki bir akdin oluştuğuna ispat edeceksiniz. Bunun karşılığında bir ücret ilişkisi varsa sigorta olmasına herhangi bir hukuki engel yok. Home office uygulaması var epeydir. Evet. Özellikle İstanbul'da çok var. Hastanelerde radyoloji bölümünde çalışan kişiler erken emeklilik var mı? 1-12-2008 tarihinden sonra 40. maddede fiili hizmet zammı kapsamında radyasyon görevlileri fiili hizmet zammından yararlanabiliyorlar. Fiili hizmet zammında biliyorsunuz 3600 gün olması gerekiyor. Kişilerin ve yaştan dolayı da indirimleri var. Ama radyasyon görevlisi olması gerekiyor bunların. Hastanelerde radyasyon kurulları ile ilgili kurullar var. O kurullar tarafından radyasyon görevlisi olduğunun tespit edilmesi ve dozimetreydi yanılmıyorsam, o aletle de yıllık ölçümlerinin yapılması gerekiyor. O yıllık ölçümler sonucunda belirli bir miktarın üstündeyse aldıkları radyasyon oranı, onlara orantı yapılıyor. İşte bir ayda şu kadar alıyorsa 12 ayda şu kadar alınıyor deniyor ve ona istinaden fiili hizmet zammı çalıştıkları gün sayısı karşılığında veriyor. Dolayısıyla bunlar da fiili hizmet zammından yararlanabiliyor. Fiili çalışma olmamasına rağmen yapılan sigortalık işlemini kurum iptal etmiş ve Yargıtay'da primlerin ödenmesi ve borç bulunması halinde iptal edilemeyeceği karar vermişti. Son durum nedir? Şimdi biz fiili olmayan çalışmayı iptal ediyoruz dedik. Ama sonuçta kişi mahkemeye gitmiş, mahkemede kurum aleyhine karar vermişse biz anayasanın 138. maddesi gereğince kurumun taraf olduğu davaları uyguluyoruz. Ama tabii o kişi için, o konu için münferit olarak uyguluyoruz. Benim müşavirlik bürom var fakat 4B kapsamı değil de 4A kapsamında farklı bir firmada sigorta ödüyorum. Fiili çalış değil yani. Bu durumun yaptırımı sigorta açısından nedir? Valla isminizi de söylememişsiniz. İhbar kabul edemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Kendinizi başka iş yerinden sigortalı göstermeniz doğru değil. Diyebiliyorum. Primi ödüyorum. 2016 yılında %30 Bağkur primi 4B'lilere de destek gelecek mi diye sormuşsunuz. Şu anda 4B sigortalı ilgili bir destekle ilgili bir yasal düzenleme yok ama 4A'lara o kadar çok oldu ki artık biz de bunu telaffuz etmeye başladık. Bir şeyi telaffuz etmeye başlayınca arkasından geliyor, onu söyleyeyim.
Tabii ki. Yani dediğim gibi biz onu artık kendi içimizde de telaffuz edince daha sonra bu bir şekilde yasalaşabiliyor. Hani kişisel kanaatim olarak söylüyorum. Ama hani şu anda herhangi bir yasal düzenlemesi yok. Hastane ortağı olan doktor, il sağlıktan alınan çalışma belgesini iptal etmesi halinde 4 ağlı olarak sigortalı olabilir mi? Demin Mustafa Bey, Murat Bey hastane ekon kapsamındaki doktorların sigortalığını anlattı. Ama ben doktorsam, kendi hastanemde çalışıyorsam, ortaksam onlar ekon kapsamında değil. Yani bunu istisna hüküm olarak söylüyorum. Ama ben doktorların kurduğu bir şirket sahibiyim. Gitmişim işte Medical Park atıyorum. Hastanesinden sözleşme yapmışım, hizmet alım sözleşmesinde. Orada benim 4A kapsamında olmamla ilgili hüküm varsa evet o zaman 4A olabilirim ama kendi hastanemde doktorluk yapıyorsam ben 4B'yim. Hiç kusura bakmasınlar 4A'lı olamaz onlar. 10 kapsamında değiller. Limited şirket ortağı şirketin kuruluş tarihinden itibaren 2002 yılından bugüne 4A sigortalısı olarak bildirilmiş. Bugünden sonra yapmamız gereken nelerdir? Şirketin kuruluşu 2012 yılında itibarense 4A olamaz. Her şekilde 4B olacak. Bir an önce müracaat edin. Primlerini 4B'ye aktarın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet Esra Hanım'a teşekkür ediyoruz. Murat Bey devam edecek sorulara. O arada 2-3 tane soru bana gelmiş. Onlara bakayım. Mahallen vergi indiriminden emekli olan kişi muhasebe bürosu açarsa ne tür bir... Şimdi mahallenle vergi indirimini bir kere karıştırmamanız lazım meslek mensubu arkadaşlar. Mahallen emeklilik ayrı. Çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiğine ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar. Mahallen emekli olanlar. Mahallen emekli olanlar çalışamazlar. Ancak şöyle esnafken mahallen emekli olanlar hiç çalışamazlar. Bir de vergi indirim var. Buna özürlü diyorduk ama literatürde özür kavramı engelli olarak değiştirildiği için şimdi engelli indirimine çevirdik onu. Engelli statüsünde emekli olan birisi eğer 4B engelli statüsünde emekli olmuşsa 4A'lı olarak çalışabilir ama 4A engellisi olarak yani SSK engellisi olarak emekli olmuş birisi varsa o da dışarıdan gidip ne yapabilir? Esnaf olarak herhangi bir dükkan açıp işletebilir. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Bunun dışında yine meslek liselerinde söylediler ama ya meslek liseleri konusunu ve bu yaş konusunu 2-3 arkadaş sordu ama meslek liseleri konusu olmaz. Ben de meslek lisesi mezunuyum. O zaman şöyle bir şey olur. Bütün herkes 17 yaşında lise son sınıftayken staja gidiyor. Aynı askerlikteki gibi işte 1964'e 1'ler, 65'e 2'ler falan gibi herkesin başlangıç tarihi 17 yaş olur. O zaman herkes aynı yaşta sigortalı olur, aynı yaşta emekli olur. Dolayısıyla uzun vadede prim ödenmediği için bu stajyerlerle ilgili bana göre kişisel fikrim uzun vadede kısa vadede hiçbir şekilde bununla ilgili bir düzenleme beklemeyin. Yaşa takılanlarla ilgili konu yine şu. Yaşa takılmak şu. Eski sisteme dönmek. Yani kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı doldurduğun anda emekli olmak. Yani bu şu anlama geliyor. Erkeklerde 43 yaş, kadınlarda 38 yaş. Niye 18 yaşa 20 eklerseniz 38 eder, 25 yaşa eklerseniz erkeklerde 43 eder. Dolayısıyla bunun da mümkün değil. Niye aktuarya dengesi açısından yaş sınırının kaldırılmasının 500 binin üzerinde kişinin aynı anda emekli olması anlamına geliyor. Daha önce bir çalışılmıştı aktuarya dengeleri açısından. 49 milyar TL civarında bir maliyet getiriyor ki bu maliyeti şu anda bütçenin kaldırması bana göre zor. Bununla ilgili de herhangi bir beklenti olmasın. Bunun dışında meslek mensuplarıyla ilgili birkaç temenni olmuş. Başkana yazmışlar sayın başkanım diye ama ben cevaplamayayım bunları. Aynı diyor barolardaki gibi SGK müdürlüklerinde de bir odamız olsa zaten bu konuyu söyledik. Barolar bizden daha önce düşüncemizi okuyarak o fikri edinmiş olabilirler. Biz daha önce düşünmüştük ama binalar hazır değildi. Biz de şimdi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok o konuda. Onun dışında çok başkana iletilmiş konu. Ben aldım ama bu başkan ben değilim. İnşallah. İsmi başkanımıza iletmişler. Onun için ben cevaplamayayım bu konuları. Evet Murat Özdamar'da da birkaç tane... Buyurun. Bir tanecik var. Bu da bize son zamanlarda çok fazla geliyor. Emeklilik yaş hesaplamasında daha sonra kemik testi veya diğer tetkiklerde yapılan yaş büyütme işlemi geçerli olur mu? Olmaz arkadaşlar. Ne 506'da ne 5510'da sigortalı işe girdik
tarihten sonra yapılan yaş düzeltmelerini hiçbir şekilde dikkate almıyoruz. Mahkeme kararıyla yapılmışsa. Eğer tescili düzeltiyoruz falan ama emeklilikte hiçbir şekilde dikkate almıyoruz. Ama nüfus diyorsa ki ya ben Esra Ceyhun'un doğum tarihi işte 1969'du. Ben yanlış yaptım da bunu işte şöyle olarak düzeltiyorum derse mahkemeye gitmeden sadece onları düzeltebiliyoruz. Ama onun dışında mahkeme kararıyla yapılan yaş düzeltmelerin hiçbirisini kabul etmiyoruz. Kemik yaşı da bunlardan bir tanesi. Evet, Murat Bey'e devrediyoruz. Buyur. Çalışan personel 8 gün istirahat almış, 3 gün çalıştı, 5 gün bir koduyla bildirdik. Hata mı yaptık? Evet, 5 gün bildirdiysek bu şekilde ya 5 gün çalışamazlık girip 3 gün çalıştı girmemiz lazım. 2'ye bölmemiz lazım. Veya raporlu işçi iş yerinde çalışmamıştır kutucuğunu seçmemiz lazım. Burada da o mümkün değil. Dolayısıyla manuel girişten 5 gün çalışmamıştır, 3 gün çalışmıştır şeklinde raporu 2'ye bölüp giriş yapmamız lazım. Mükellef Aralık ayında hizmet bildirgesini vermedi. 1/8 ek olması durumunda, asıl olması durumunda sigortalı sayısı çarpı 1/5 oranında para cezası uygulanacak. Bu işçiler asgari ücretten bildirilmişse 2015 yılında 2 kişi ise o ay çalışma gün sayısı 2015 diyelim Haziran ayında 60 günse Ocak ayında hiç çalışma yoksa Ocak ayındaki asgari ücret teşviki 60 çarpı 3 lira 33 kuruş olacak. Temmuz ayında kayıt dışı personel çalıştırılmış 2015 Temmuz'da bir sene yasak yediği için yasak bittikten sonra diğer teşviklerden yararlanabilecek asgari ücrette dahil olmak üzere bir senelik yasak bittikten sonra. Asgari ücret teşviki bildirge şeklinde olmayacak yani kanun türü seçme biçiminde olmayacak demin dediğimiz gibi. Müracaatlar ya yazılı ya da elektronik biçimde olacak. Geçici inşaat dosyası bulunan firmalar da dediğimiz standartları sağlıyorsa yani bir sene öncesinin sayısına bakarak veya yeni açılmışsa bir sene önceye bakılmadan doğrudan alınan herkes için gün sayısı üzerinden asgari ücret teşvikinden yararlanacak. Bazı firmalar yatırım olarak büyüdü, 2'ye 3'e katladı diyor. Geçen sene 30 kişi çalışıyor, bu sene 110 kişi çalışıyor. Bunlara özel bir istisna var mı? Asgari ücret desteği noktasında 2015 Ocak ayında 30 kişinin 28'i 85 lira ölçüsünün altındaysa, bunların gün sayısı da 750 günse örnek veriyorum, 2016 Ocak ayında asgari ücret teşvikinden yararlanacağı bu kadar olacak. Ama büyüdüğü için ilave istihdam dediğimiz 6111 teşviki veya mesleki edindirme kursunu bitirenleri işe almak gibi o yönlü teşviklerden faydalanma ortalamanın üzerine tutturduğu için mümkün olabilecek veya bayan çalıştırdığı için 6111 doğrudan 24 ay ilave işkura kaydolursa 30 ay gibi diğer teşvikten yararlanması mümkün olacak. 2015 yılında her ay bir kişi çalışmış, 2016 yılında iş değişmedi. 100 liralık teşvik Ocak ayında bir kişi 30 gün bildirildiyse 2016 Ocak teşviki 30 gün çarpı 3.33 kuruş. Ocak ayında 17 gün bildirildiyse 17 gün çarpı 3.33 biçiminde olacak. 2015 yılında açılan firma 2016 yılında personel çalıştırıyor. 2015 yani iş yerinin açılış tarihi 1/1/2016 ve sonrasıysa ancak 2015'te açılmış olur. Yani Aralık ayının sonlarında açılmış 2016 yılında biçiminde. Bunlar da ortalama olmaz. Dolayısıyla hepsi teşvik kapsamında olur. Ama 2015 Aralık ayında açtı. Bir gün bile bir kişi bildirdiyse bir kişi bir gün. Dolayısıyla da 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan bütün aylarda teşvik 3.33 çarpı bir gün olacaktır. Yazık. Böyle bir handikaplı tarafı var. Şube açılışı yapılmış 2015 Aralık ayında 15 kişi 15 gün bildirilmiş 10 kişi. 15'er gün üzerinden 2016 yılında Ocak ayındaki de 15 çarpı 10 biçiminde yani toplamı 150 ise 150 çarpı 3.33 olacak. Temizliğe giden ev hizmetleriyle görevli kadınlar ayda 4-5 gün, ayda 8-10 gün farklı çalışanların ekonu verilecek mi? Bunlar biliyorsunuz 10 günden az çalışanlar bir defa bildirge veriliyor. Tahakkuku otomatik çıkıyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili eksik gün bilgi formu diye bir şey söz konusu olmuyor. 10 kişiden az çalışan olan bir iş yerinde raporlu kişinin raporu sistem üzerinden onaylandıktan sonra eksik gün bilgi verilmesi, evet eksik gün bilgi formu verilmesi mutlaka gerekiyor.
verilmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30 güne tamamlanması istenirse raporun bir suretini sunmak suretiyle 30 güne tamamlamaktan kurtulursunuz. Gene yazışmanın peşine düşersiniz. Dolayısıyla mutlaka 10 kişinin altındaysa eksik gün bilgi formunu verelim. Ocak ayı bildirgesinde teşvikten faydalanılmamışsa Şubat ayında evet faydalanabilir. Yurt dışı maaşını Ziraat Bankası'ndan yurt dışından emekliymiş galiba Almanya, Fransa gibi adresini değiştirmiş. Bununla ilgili muhatap bulamıyorum diyor. Ankara'da yurt dışı borçlanma ve emeklilik hizmetleri daire başkanlığımız var. Oraya müracaat etmesi durumunda onların kanalıyla banka değişikliğini yapabiliyorlar. İnşaat işlerinde alt işveren konumundaki işyerinin asgari ücret teşvikinden yararlanmasında işveren dosyası bütün asgari ücret teşvikinde dosya bazından gidiyoruz arkadaşlar. 4 dosya varsa her dosya için bir önceki dosya, bir önceki yılın şeyine bakıyoruz. Kişi sayısına, gün sayısına bakıyoruz. Aynısıymış. 2010 Aralık ayında apartman görevlisine ait prim hizmet belgesi verilmemiş. Bu teşvikten yararlanabilirsiniz ama prim hizmet belgesini gecikmeli de olsa kendinizden verin. 1/5 asgari ücret nihayetinde ceza tutar. Sosyal Güvenlik Kurumu daha sonradan bir tespit veya şikayet üzerine tespit ederse hem 2 asgari ücret para cezası uygular hem 1 sene teşvik yasağı uygular ileriye dönük olarak. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan kişinin teşvik hakları nelerdir? Bunlar da 6.111 teşvikinden zaten otomatik yararlanıyor giriyorsa veya 5.510'a giriyorsa otomatik yararlanıyor. Bunlarla ilgili zaten demin şube müdürümüz de söylemişti. Bunlar da asgari ücret desteğinden yararlanacak. Bu bir prim desteği değil esasında. Asgari ücretin maliyetinin işverene de bir miktar üzerindeki yükünün alınması. Teşvik dosya bazında dedik. Sosyal güvenlik destek primine çalışanlar 85 lira hesabında dikkate alınmayacaklar. Yani bunlar yokmuş gibi. 2015 yılında bir tane emekli var. 20 gün bildirildi. Onu hiç bildirilmiş saymayacağız. İsterse 85 liranın altında olsun. İndirim dediğimiz gibi dilekçeyle olacak ama elektronik olması yönünde temennimiz var. 2015 Ocak döneminde asgari ücretli 10 personel toplam gün 300 ise 2016 Ocak döneminde çalışan 2 kişi ise toplamda sadece 60 gün hizmetinin bildirdiğimizi varsaydığımızda 60 gün çarpı 3.33 şeklinde teşvik söz konusu olacak. 6.111'den yararlanan günlük 3.33 teşvikinden evet yararlanacak yani kanun türü olmayacak dedik başvurup geri almış olacağız. Bu teşviki primin bir kısmının hazine tarafından karşılanması gibi değerlendirmeyin. İşçiye ödediğiniz ücretin bir bölümünün devlet tarafından, hazine tarafından, İşkur tarafından size verildiğini düşünün. O mantık içerisinde değerlendirin. 2016 Ocak ayında tutar 85'in altında olup olmamasının önemi yok. 2015 yılında 85'in altında mı ona bakıyoruz. İşçi hastalık nedeniyle çalışmadı ama işveren 30 gün prim ödediğinde yine aylık bildirgede ya raporlu çalışamazlık girişi yapacağız ya raporlu işçi iş yerinde çalışmadı kutucuğunu işaretleyeceğiz. Bunun mantığını sormuş. Bunun mantığı işçiye istirahat parası ödenmesi için çalışmamış olması gerekiyor. Bunu bileceğiz ki ödemeyi yapmış olalım. 2 günden az hastalık raporlarını sisteme girmeye gerek yok ama iş kazası ya da meslek hastalığı raporuysa 2 günden az bile olsa giriş yapmamız lazım. Birden fazla iş yeri olan bir mükellefin bir iş yerinin para cezası var, diğerinin yoksa biri yararlanacak, biri yararlanmayacak. Hep dosya üzerinden düşünelim. Geriye doğru teşvikten yararlanmak mümkün olmayacak ama bu bir bahsetmiş olduğumuz mesleki edindirme kursuyla ilgili imkansızlık nedeniyle veremediğiniz 7 aylık bildirgeyi o kapsama giriyorsanız yararlanacaksınız. %5 indirimle beraber olmayacak. Daha önce yapanlar varsa iş sağlığı güvenliği uzmanı destek için müracaat edenler o mahiyette, o sistematik üzerinde gerçekleşecek. Malulen emekli kişi işe başladığında destek primi malulen emekli SSK'nın malulen emeklisi bir başka iş yerinde destek primine tabi çalışabilir. Ama Bağkur'un malulen emeklisi bir başka iş yerinde destek primine tabi çalışabilir. Bağkur'un malulen emeklisi de SSK'lı bir işte çalışabilir. Yani çaprazlama çalışma var. Burada da bir şart var çok önemli. 1 Ekim 2008'den önce ilk defa sigortalı olanlar çalışabilir. Sonra olanlar bunlar da çalışamazlar. Şubat ayında merkez ayında işten çıkışı yaparak yeni açılan şubeye bildirince
ay içinde Şubat ayı da 29 veya 28 çektiği için bir gün eksikliği oluyor. Doğrudur. Mümkün mertebe bunların çıkışını Ocak ayının sonu veya Şubat ayının sonu yapalım ki 30 gün bildirelim. Eğer mecburiyet dahilinde de Şubat ayında bildiriyorsak, iki işveren aynıysa emeklilik hesabında her ne kadar 29 gün veya 28 gün olsa da 30 gün olarak değerlendirilip emeklilik maaşı 30 gün üzerinden hesaplanmış olacak. İşveren tarafından ödenen çalışanın kendisi, eş ve çocuk için sağlık sigortası bulunmaktadır. Eş ve çocuk için ödenen bu sağlık sigortası asgari ücretin %30'unu geçmese de prime tabi mi? Kendisi için, eş ve çocuk için primler ödeniyorsa işveren tarafından tamamı prime tabi. Kendisi için sağlık sigortasının asgari ücretin %30'unu geçmeyen kısmı buna tabi. Amerika'da yerleşik, Türkiye ile bir bağlantısı olmayan bir şirkete İstanbul'da evinden hizmet internet üzerinden vermek istiyorum. Sigortalı sayılmazsın Amerika'da olduğu için. Türkiye'de hizmet aktı gerçekleşmemiş. Amerikan mevzuatında da zaten sigortalılık diye bir kavram yok maalesef. Bunlar da mı? 2015 yılında 6111 sayılı yasadan yararlanmayan bir firma geriye doğru yararlanabilir mi? Geriye doğru yararlanamıyor, ileriye doğru yararlanabiliyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Hastane ile ilgili istirahat raporu. İstirahat raporları zamanında hastaneler tarafından sisteme girilmemektedir. Elektronik ortamda onaylamamız gereken bir rapor sisteme günler sonra eski tarihe düşmektedir. Bunu onayladığımız takdirde de bir para cezası olmuyor. Yalnız mailinize de rapor beklemeyin, elektronik rapor. Maile gelme uygulaması kalktı. Her ay bildirgeyi vermeden önce çalışamazlık menüsünden o ayın 1 ile 30'u ya da 31'ini seçip tarih aralığında rapor var mı diye bir sorgulama yapıp raporu olanların çalışamazlıklarını girmemiz gerekir. Veya adamın raporlu olduğunu biliyoruz, iş yerinde çalışmadı, eksik gün olarak bildirebiliriz. Veya tam tersi biçimde adama 30 gün üzerinden bildiriyoruz ama raporlu, çalışamadığı kutucuğunu işaretlemek suretiyle bu çalışmamazlık yükümlülüğünü yerine getirmiş olabiliyoruz. 10 işçinin altında çalışan iş yerinde hastalık halinde alınan rapor parası internetten ilgili SGK şubesine gönderiyoruz. Ayrıca ekon vermemize, evet ekonu mutlaka veriyoruz. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu fark edecek ki eksik gün bilgi formu verilmemiş. Gel bunu 30 güne tamamla deyince bu kez ne yapacaksınız? Koşa koşa raporla gidip raporu var bu kişinin, o yüzden 30 gün değildi ispat ederseniz tamamlama zahmetinden kurtulacaksınız. Bu kadar zahmetin yerine, ceza riskinin yerine eksik gün bilgi formunu vermek daha isabetli. 2015 yılında 10 personel var ise 10 personelin ortalamasının mı 85? Hayır. Her personeli tek tek. Matrah bölü gün 85'in altı. O kişinin günü artı diğerini bu şekilde devam edeceğiz. 10 kişiden 8 tanesi 85 ortalamasının altında, ikisi üstündeyse o 8 kişinin de gün sayısı toplamı 200 ise 2016 Ocak ayında 200 çarpı 3.33 teşvikinden yararlanmış olabileceğiz. Evet Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Esra Hanım'da iki tane soru var, onları da alalım. İki soru bende var, sonra bitireceğiz. Şimdi inşaat işiyle ilgili taşeron firma bir kapanmış, önce kapanmış sonra başka bir iş yeri olarak açılmış anladığım kadarıyla. Bir iş yeri kapandıktan sonra yeni iş yeri açılıyorsa orada sigortalılar yeniden bildirilir. Eğer kapandıktan sonra o iş yerinin aynı iş yerinin diğer bir iş yeri değildir, burada geçiş diye de bir şey söz konusu olmaz arkadaşlar. İşe giriş yeni iş yeridir bizim için. Geçiş olmaz. Libya'da 84 ve 2009 yıllarında çalışan birinin Türkiye'de işe başlama tarihi 84 yılı olur mu? Eğer Libya'dan bize hizmetler bildirilmişse tabii ki olur. Onların bodrolarıyla birlikte tabii ki olur. Ama hizmet bildirimi yapılmamışsa 3201 sayılı kanuna göre o süreyi borçlanırsa ve Türkiye'de de çalışması yoksa sigortalık süresi borçlandığı tarihten geriye gidilerek tespit edildiği için 84 yılına ulaşamaz. Yabancı uyruklu bir çalışanımız vefat etti. Normal çıkışını yaptık. Çalışma Bakanlığı'na bildirim yapılacak mıyız diyor. Şimdi çalışma izni süresi bitmeden kişi işten ayrılmışsa bunun 10 gün içinde Çalışma Bakanlığı'na bildirilmesi gerekiyor. Bu kişi de ölmüş, çalışma izni süresi bitmeden yine Çalışma Bakanlığı'na 10 gün içinde bildirimin yapılması gerekiyor.
Son bir soru var bende. Bir önce cevapladığımız bir soru ama tekrar getirdiler. Bu engelli emeklisi olan birisi muhasebe bürosu açarsa diyor. Muhasebe bürosu açarsa şu anda %10 ödeyecek ama önümüzdeki ay sorarsanız ödemeyecek büyük ihtimal. Çünkü o %10 da kaldırılacağı için şu anda Cumhurbaşkanı imzada olan, yani kendi nam ve hesabına çalışan emeklilerin SGDP'sini kaldırılmasıyla ilgili. Bir de merkez iş yerimizde faaliyet devam ederken bir şube açtık. Kuruma bildirmedik. Şubede çalışanları merkezden sigortalı gösterdik. Bu durum 2 yıl devam etti. Şu anda merkez iş yerinin bağlı olduğu sigorta müdürlüğü şubede çalışanları merkezden iptal edip şubeden girişi. İşe giriş derece olayı ceza yemez. Çünkü aynı işverenin başka bir işinde sigortalı olanın işe girişten dolayı cezası olmaz. Ancak iş yeri bildirgesi, iş yeri dosyası açmamadan dolayı bir ceza olacak. Çünkü bizimce her adres bir iş yeridir. Orada dosya açılması gerekir. Ama sosyal güvenlikle ilgili sigortasız biri var mı yok. Aynı işverenin başka bir işinde sigorta olduğu için işe girişler verilecek. O dosyadan ancak ceza verilmeyecek. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Değerli meslektaşlarımız, bu seminerimize de ilgi çok büyüktü. Katılımınızdan dolayı yönetim kurulu olarak hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli konuşmacılarına, Sayın Murat Göktaş, Sayın Murat Özdemir, Sayın Esra Ceyhun'a. Şimdi plaket törenimiz var. Oturum Başkanımız Murat Göktaş'a plaketini vermek üzere Oda Saymanımız Sayın İhsan Yalçın'ı davet ediyorum. Sayın Murat Özdemir'e plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Orhan Sarıgene'yi davet ediyorum. Toplu çekeriz. Arkadaşlar, 2 dakika sabrınıza ihtiyacımız var lütfen. Soruları da daha sonra alacağız. Sayın Esra Ceyhun'a plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Halil Aydar Tuncu davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir seminerde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.